Gençler merhabalar, ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Kadir Gümüş. O zaman ben Tanzimat dönemi, birinci dönem, Tanzimat birinci dönemi sanatçılarına devam ediyorum. Karşınızda Ziya Paşa. Arkadaşlar, Ziya Paşa Tanzimat birinci dönemi sanatçısıdır. Hani alternatif şiş zamanı derken gizli. Arkadaşlar, kendisi encümeni şu ara topluluğuna... Katılmış bir kişidir. Encümenin şu arayı hemen size hatırlatacak olursa Encümenin şu ara neydi? Divan edebiyatını diriltmek için. Divan edebiyatını tekrar canlandırmak için kurulan bir topluluktu. Ve buraya çok şaşıracağız ki... Namık Kemal ile Ziya Paşa da ne yapmıştır bir dönem? Katılmıştır. Ama Şinastan etkilenerek... Artık divan edebiyatından bir dönem uzaklaşmış ve üç mahşerin atlısı oldular. Mahşerin üç atlısı: Şinasi, namı Kemal ve Ziya Paşa. Üç tane yenici oldular. Yani eskiciyken üçü de yenici oldu. Yalnız Ziya Paşa burada tekrar ne yaptı? Eski edebiyata dönüş yaptı. Ziya Paşa zaten bir ikilemde. Düşünceleri yenici. Yani yenici derken batı ve Fransız edebiyatı tarzı. Yalnız eserleri ve üslubu eski. Yani ne tarzı divan edebiyatı tarzı. Yani düşünüyor ama diyor, eserlerini yansıtamıyor. Ve bu yüzden ikilik şair olarak tanıtır vezir ölçü olarak tabii ki Tanzimat birinci dönemin diğer sanatçıları gibi hece ölçüsü kullanır. Arzu ölçüsü kullanır pardon. Yalnız arkadaşlar Namık Kemal ve Ziya Paşa. Bu ikisi. Heceyi savunur ama sadece heceyle birkaç şiir yazar. Aruzu kullanmış. Yani bunlar heyci ölçüsünü savunduklarına bakmayın. Arız ölçüsünü Ve şiir dediğinde bilgi verir. Bu yüzden şiirleri hakimane, hikemi ya da düşünce şiir olarak geçer. Tamam Şimdi iyi dinleyin beni. İyi dinleyin. Hiciv. Hiciv denildiği zaman hiciv denildiği zaman hiciv tarz eserini yazmak istiyor. Zafername. Zafername batılı anlamda batılı anlamda yazılan yazılan ilk başarılı hicivdir. Buna esatir, satir yani eleştirel şiir de derler. Peki hiciv yergi demektir. Hocam zafernamede kimi yerdi? Sadrazam Ali Paşa'yı. Derdi bunun arkadaşım. Derdi bunun. Sadrazam Ali Paşa'yı yert. Çünkü Sadrazam Ali Paşa Girit'te isyan çıkınca Girit'e gönderildi. Ve Girit'teki halka inanılmaz imtiyazlar verdi. Yalnız bu kadar imtiyaz vermesine rağmen Girit'teki isyanı bastıramadı. Sadrazam Ali Paşa'yı bu yönüyle şiddetle eleştirir. Bu arada Ziya paşa. Ben bu adamları paşa diyorum ya. Buna e, arkadaşlar bugünkü paşalarla asker sanmıyorsunuz değil mi? Devlet görevlilerine paşa deniyor dönemde. Tamam mı? Vali, vali, Adana valisi. Kolay değil. Vali. Karşındaki vali. Ve sadrazamı eleştiriyor. Tamam Peki öğretmenim. Şiir tarzı eseri nedir derseniz. Eş ağrı ziya. O zaman çok kolay. Ziya ziya zaten. eş da şiirler. Ziya'nın şiirleri. Ve burada ne yazık ki divan edebiyatı tarzı şiirleri nedir? Mevcuttur. Divan edebiyat tarzı şiirlerdir gençler. Bak. Şimdi şiir kitabı Eşar Ziya'da iki tane çok ünlü şiir var. Bunu yazmak zorundayım. Terkibi bent kesinlikle bileceksin. Arkadaşlar, terkibi bent Bağdatlı o Ruhiye Nazire'dir. Bak, Bağdatlı Ruhiye Nazire'dir. Nazire cevaptır. Ve Bağdatlı Ruhiye yaklaşık 300 tane Nazire yazılır. Lakin bunlardan en güzeli gördüğünüz gibi size şu an anlattığım Ziya Paşa'dır. Peki... Hazır mıyız? Mantık kullanacağız. Divan edebiyatının boşuna tanzimattan önce işlemedik. Boşuna işlemedik. Arkadaşlar ben buraya terkip bent yazdıysam ilk önce terkib bentlerde ne anlatıldığını söyleyeyim bana divan edebiyatta. Bir, en çok sosyal eşitsizlik, adalet. Sosyal anlatılırdı ya da Mersi'ye ölümün arkasından şiir söylenirdi. İşte burada ne var derseniz arkadaşlar sosyal eleştiri var. Devrin bozukluğu var. Adaletsizlik anlatılır. Ve burada rüşvetin her tarafa yayılması eleştirilir. Buyur. Zaten terk-i bentlere bu konu yetişir. Ya da Mersi'ye olacaksın. Burada Mersi'ye değil. Ölüm arkasından yok. Bir tane daha muhteşem eseri var. O da tercih bensi. Peki tercihbentlerinde genellikle ne anlatılırdı? Bana bakın. Aynı şey. Bir. Arkadaşlar. Metafizik. Değil mi? Felsefi konular. Evet. Zaten sadece bunu tercihbentlerde değil, de bunlar anlatılır. Ve felsefi hususlar ve sorgulamalar anlatılır. Sorgulamalar. Bu, bu adam ait olan bir şey değil. Bir tercibet varsa e bunlar anlatılır. Bu da Türk Edebiyatı'nda ilk felsefi huzursuzluk şiiri yeni Türk Edebiyatı'nda geçer. Tanzimat döneminde. Bana bakar mısınız? Burada ne yapar biliyor musunuz? Allah'ı sorgular. Sorgulama vardır. Allah'ı aynı şinasi gibi akıllı algılama vardır. İşte tanzimat zaten burada ayrılıyor. Ve ilk önce sorguluyor, sorguluyor, sorguluyor. Sonra hiçbir şeye cevap veremiyor. Neden bu dünya var oldu? Niçin bu dünya yaratıldı? İnsanlar doğuyorlar. Peki neden ölüyorlar? Öleceklerdi. Neden doğuyorlar? Bunları sorguluyor. Peki bunlara cevap buluyor mu? Cevap bulamaz. Cevap bulamaz. En sonunda cevap bulamayınca da Allah'a sığınır. Tamam mı? Normal. Tabii ki Allah'a sığınacaksın. Elhamdülillah Müslümanım der. Allah'a Demek ki terkibent ve tercihbenti ile ünlüdür. Terkibenti çok ünlüdür. Eşarızı ya da divan, edebiyatı tarzı şiirleri vardır. Tamam mı? Anı hatıra. Gençler amel defterim diye çevirebileceğiniz defteri amal. Amel defterim. Defteri amal. E burada neleri vardır? Anı hatıra. Peki kimler etkilenir de yazar? Arkadaşlar Jean-Jacques Rousseau'da. Fransız ihtilaliyle adı geçen Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau'nun bir anısı var. itiraflar. O yazınca bu da onlar etkilenir. Bu adam için Jean-Jacques Rousseau çok önemli. Jean-Jacques Rousseau'nun ilk çevirmenidir. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun eserlerini dünyada ilk dikkat alan, önemseyen ve çevirenlerden olarak geçer. Bu yüzden önemlidir. Tamam Bir anıdır ama ne anıları diye sorarsanız arkadaşlar çocukluk anıları diyebilir. Tamam Şimdi bana bakın şuraya. Yan yana. Tam bir karşılaştırma. Adamın 6 yılda nasıl değiştiğini göreceksiniz. Neden ikilik şair olduğunu göreceksiniz. Bir makale yazar. makalesinin ismi şiir ve inşadır. Demek ki şiir ve inşa bir makaledir. Şimdi herkes iyi dinlesin. Tamam mı? Şiir ve inşa. Şiir, şiir demek inşa düz yazı demek. Makale. Burada ne der biliyor musunuz şiir ve inşada? Şöyle der. Halk edebiyatı canlıdır. Bizim asıl şiirimiz halkın arasında gelişen. Halkın, Karacaoğlan'ın söylediği, halk şairlerimizin söylediği, çöğür şairlerimizin söylediği koşmalardır. Bunlardır der. Ve divan edebiyatı kötüdür der. Nefi, Nabi, Necati. Bunların niyazdı. bizim edebiyatımız değil. Arap, Fars edebiyatı. Onlar tükaka tükaka der. Ve bunu söyle. Halk edebiyatı candır der. O anda nedir biliyor musunuz? Namık Kemal ile Ziya Paşa ölümüne kanka kanka. Neredeler? Londra'dalar. Londra'da hop Hürriyet gazetesinde. Londra'da Hürriyet gazetesinde yayınlanan makale. Tam o ara iki kafadar. Diyor ki kafadar kanka andışmışlar. Divan edebiyatını vallahi bitireceğiz diye andışmışlar. Sonra ne değiştiyse tam 6 yıl sonra. 6 yıl sonra bir antoloji yazar. Bu antoloji divan şiir antolojisidir. Şimdi i̇şte bu divan şiir antolojisi nedir? Antoloji nedir biliyor musun? Şiirlerin toplandığı eserler. Sen de yazabilirsin. Mesela sana diyorum kameranın karşısındaki vatandaş. Git kendine bir tane kırtasiyeden defter al. Sonra divan şiir antolojisi Divan şiirinde beğendiğin şiirleri yaz. Bitti senin de antolojin var bu kadar basit. Beğendiğin şiirler. Ve divan şiir antolojisi yazar. Ve bir mukaddime bölümü vardır. Mukaddime, sonra birinci cilt, sonra ikinci cilt, sonra üçüncü cilt. Bir mukaddime ve üç ciltten oluşuyor. Burada bendi, bendi, neler var? Divan şiirleri var. Gazeller, kasideler. Ama mukaddimesinde öyle bir şey söylüyor ki. Arkadaşlar öyle bir şey söylüyor ki eserin ismini daha vermedim şimdi vereceğim. Değil mi? şiiri Antolojisi'nin ismini söylüyor. Hepsini birleştirip vereceğim. Öyle bir şey söylüyor ki bu eserinin mukaddimesinde akıl alır gibi değil. Hani yan tarafta şiir ve inşaada bizim asıl edebiyatımız halk edebiyatı demişti ya. Halk edebiyatı candır demişti ya. Halk edebiyatı bizim her şeyimizdir demişti ya. Peki divan şiiri, nefi, nabi, ne bizim gerçek şiirimiz yansıtmıyor. Arap, Fars kültürü demişti. Tam tersi. Halk edebiyatı tükakadır dedi. Lan altı yıl önce ne dediydin sen? Ve burada halk edebiyatı şairlerinin sesini duyunca sanırsın eşeğin anırıyor dedi. Tövbe estağfurullah. Ve candır dediği edebiyat divan edebiyatıdır. Zaten divan şiirlerini burada yazdı. Peki bu eserin ismini şu an vermek istiyorum. Bu dört ciltlik. Bu katlime birinci, ikinci, üçüncü. Bu divan şiir antolojisinin adı Harabat'tır. O zaman Harabat'ı şiir ve inşadan 6 yıl sonra yazmıştır. Ve tam namı Kemal ile şiir ve inşada kankadır. Artık burada namı Kemal ile aynı tarafta değil. Başka taraf. Namı Kemal ile taraftır burada. Sonra bu harabatta okunanlara kim kızdı arkadaşlar? Namık Kemal kızdı. Namık Kemal kızdı. Haliyle kızar. Eleştirdi. Çünkü divan edebiyatını beraber devirecektik dedi. Ve onu bir hükümdar yala olarak gördü. Ve Namık Kemal harabatı şiddetle eleştirdi. Tahribi harabat. Bak tahrip etmek zarar vermek değil mi? Harabata zarar verdim diye harabatı eleştirdi. Demek ki tarihi i harabat namı Kemal tarafından yazılmıştır. Ve yazılma sebebi Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserini eleştirmek amaçlı. Tamam mı? Eleştirdi. Ha, tarihi harabatı daha sonra tarihi harabattaki sözlerinde takip ile devam ettirdi. Yani bunlar eleştiridir. Ama bu eleştiriler dikkat ettiğiniz gibi Namık Kemal etti. Şimdi tekrar edelim. Ziya Paşa şiir ve inşaada halk candır, divan kakadır dedi. Peki harabat da altı yıl sonra Ziya Paşa ne dedi? Divan candır dedi. Halk tükakadır. Halk edebiyat şairleri eşek anırıyor gibi dedi. Namık Kemal de kızdı. Tarih harabatla eleştirdi. Bir hikaye bu kadar düz yazılar var. Rüya, rüya gençler. Bak iyi dinle. <laughs> Olaya bak. Londra'da bir parkta oturuyordu, uyut Uyuyunca ne gördü? Rüya gördü. Allah Allah. Rüyasında kimi gördü? Padişah Abdülazizi gördü. Bilin bakalım Abdülazizi ne anlattı? Karşılıklı konuşuyor. Tabii ki derdi kimleydi? Sadrazam Ali Paşa'yla. Sadrazam Ali Paşa'yı eleştirdi. Derdi günü budur arkadaş. Ama rüyadan ziyade zafername asıl eleştiridir. Tamam mı? Ve bu Türk edebiyatındaki ilk röportaj olarak geçer. Çünkü karşılıklı konuşuyor hükümdarlar rüyasında. Habnamedir. Hab uyku demektir. Uykuda görülenler anlatıldığı eserlere habname denir. Tamam He, bir de arzı hali vardır. Bak, burada da halini ne yapıyor? Arz ediyor. Bilin bakalım arkadaşlar kime? Bunu Abdülhamit'e sunuyor arkadaşlar. Bunu Abdülhamit'e sunar. Yine kimi eleştirir? Sadrazam Ali Paşa'yı eleştirir. Derdi günü o zaten. Başka bir şey yok ki. Değil mi? Şimdi mektupları var. Bak, mektup mektuplarını veraset mektuplarında topluyor. Burada da iki bölümden oluşan Mısır hakkında yazdı Eresciler. Sonra tercümeler yapıyor, çevirirler. Bunların adlarını bil. Endülüs tarihi, aklınıza İspanya gelsin, Viyordot'tan çevirir. Ethem Pertem çevirmeye çevirmeye başlıyordu, bitiremedi, o tamamladı. Engizisyon tarihi, level'dan, Engizisyon mahkemeleriyle alakalı. Emil, bu önemli, arkadaşlar bu Jean-Jacques Rousseau'dan. Daha önce bir şey söylemiştim ya size. Jean-Jacques Rousseau'dan. Jean-Jacques Rousseau'yu ilk arkadaşlar çeviren kişidir. Ve bu da çocuk edebiyatı hakkında, pedagoji hakkında, pedagoji hakkında yazılan modern ilk çevirilerden birisi olarak geçer. Bir de Tartuffe var. Tartüf de arkadaşlar, Molière'in, Viyanlı'nın camı da denir, Molière'in bir tiyatrosunun Çevirisidir. Yani çoğu kişi bana Instagram'dan soruyor. Hocam, e, hani soru bankalarında görüyoruz. Tamam mı? Ziya Paşa'nın tiyatrosu var mıdır? Yazdığı bir tiyatrosu yoktur. Ama çeviri tiyatrosu vardır. Çevirdi tiyatrosu vardır. Buyurun. Ziya Paşa şu an emrinize amade. E ben ne yapacağım? Şimdi sileceğim. Eserleri kime saydıracağım arkadaşlar? İzninizle sildikten sonra eserleri size saydıracağım. Tamam Bak hicivin adı zafername. Şiir kitabının adı eşarı ziya ve terkiben ve tercimen diye iki tane ünlü şiir var. Hatırasının adı çocukluk anıları, defteri amal. Bak geldik. Makalesi şiir ve inşa ve alsana sana divan şiir antolojisi harabat. Namık Kemal kızdı onu tarihi ile eleştirdi. Devamında da takiple takip et. Düzyası Londra'da parkta uyudu gördüğü rüyayı anlattı rüya derdini anlattı arzı hal değil mi mektupları veraset mektupları yine çevirileri endrüst tarihi englisyon tarihi Cancak Rusya'dan çevirdi emil ve molyer'den çevirdiği tart şimdi gelin bunları dolduralım ve sınavda şu bölüm az çıkma ihtimali var belki emilia emil çıkar ama diğer bölümlerden mutlaka eserlerden soru çıkar. Şimdi hiciv. Sadrazam Ali Paşa en şiddetli eleştirdi. Batılı anlamda ilk başarılı hicivin adı neydi? Zafer Nale. Aferin. Bak tekrar oluyor size de. Şiir kitabının adı neydi? Eş. Ağrı. Ziya. Ziya'nın şiirler ama divan edibeti tarzında. Peki Bağdat Ruhi'ye naziri yazdığı sosyal eleştiri yaptığı sosyal eleştiriler terkip ben. Peki metafizik, sorgulama, fizik e bunlar tercih de olmaz mı? <laughs> tamam bu da tercih bentte. Hatıraları Jean-Jacques Rousseau'nun itiraflarından etkilendiği deftere amal çocukluk anılarıydı. Evet. Şimdi halk edebiyatı candır, divan edebiyatı kakadır dediği makalesi şiir ve inşa. Tam tersi divan canları halk kakadır dediği harabat. Değil mi? Bu divan şiiri antolojisi. Namık Kemal kız da harabatı ne diye eleştirdi? Tahrip etti. Tahribi harabat. Hani beraber devirecektik lan ne oldu dedi. Ve bunu da takiple devam ettirdi. Londra'daki bir parkta uyudu ve padişahla konuştu röportaj rüyadır. İkinci Abdülhamit'e sunduğu arzı haldir. Geldik. Mektup var. Mektup Mısır hakkında yazdığı mektupların topladı. veraset mektupları. Çevirileri vardı. Evet. İspanya, Endülüs tarihi. Ünlü mahkemeler, Engizisyon tarihi. Önemli bir eser Jean Jacques Rousseau'dan çevirdi. Çocuk edebiyatının ilklerinden Pedagogik hareket emin. Molière'den çevirdiği tiyatro Tartuffe ya da rüyanın encamı ama bir tiyatrodur ama çeviri olduğunu unutmayalım. O zaman arkadaşlar geldik burada bitirdik. O zaman ben Ziya Paşa'yı şey bitirdiğime göre Namık Kemal'i e geçeyim geçeyim mi gençler Namık Kemal'i e. e, geçeyim o zaman tahtamı sileyim Namık Kemal'e doğru yol alayım. Evet gençler son gaz devam ediyoruz. Namık Kemal'le Tanzimat. Birinci dönem sanatçılar. Adana'daki Adana Şiş zamanındaki ne? Arkadaşlar Namık Kemal de Ziya Paşa ile beraber hem Namık Kemal hem Ziya Paşa encimen şu aradaydı. Allah Allah. Divan edebiyatını indirmekle çalışıyorlardı. Yalnız Şinasi ile tanıştı Namık Kemal. Şinasi ile tanıştıktan sonra tam Batı edebiyatı, Fransız edebiyatı ve Yeni tarza ne yaptı? Girdi. Ve Namık Kemal vatan şairidir. Vatan şairi deyince aklınıza mutlaka Namık Kemal gelecek. Kullandığı ölçü tabii ki Tanzimat döneminde olduğu gibi hece ölçüsü. Peki Ziya Paşa ve Namık Kemal ikisi de heceyi savunur mu? savunur. Hatta ikizde ile birkaç şiir yazar mı? Yazar. Ece'yi savunur ama arzu kullanır. İşte budur arkadaşlar. Etkilendi akım vatan şairi. Aşk, aşk, vatan aşk olduğuna göre romantizm. Aşk sadece yağan karda ve yağan yağmurda sevgiliye karşı olmaz. Tamam. Tiyatroyu halkı eğiten bir mektep olarak onun için tiyatro çok önemlidir. Onun için tiyatro bir mekteptir arkadaşlar. Ve gazete mektep olan gören kimdi? Ali Suafi. Tiyatro mektep olarak gören Namık Kemal. Ve Namık Kemal edebi roman öncüsüdür. Yani bu ne? Tam edebi ilkelere uygun roman. Zaten ilk edebi romanı da o yazmıştır. İlk edebi roman edebi akımın kullandığı anlamında düşünebilirsiniz. İntibahtır. İlk edebi roman intibattır. Peki popüler roman öncüsü kim olacak? Herkes tarafından okunan, çok yazan ama teknik olarak zayıf yazan, edebi ilkeleri göz ardı eden kimdir? Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi popüler roman öncüsüdür. Namık Kemal edebi roman. Ve Namık Kemal deyince aklımıza bizi hürriyet, vatan, millet konuları gelir. O zaman Hürriyet Kasidesi en ünlü şiiridir. Bakın Hilali Osmani ve Va Veyla onun tanınmasını sağlayan şiirlerdir. Bak herhangi bir şiir kitabının adı geçmiyor. Şiir. Tamam Yalnız Encübeni şu ara zamanında tam bir divan edebiyatı hayranıydı. Nasıl hayrandı Divan Edebiyatı'na? Nasıl hayrandı? Aklı, fikri Divan Edebiyatı'ndaydı gençler. Her şey Divan Edebiyatı'ndaydı. Aynen Ziya Paşa gibi. Ama sonra ne oldu arkadaşlar? Sonra artık Şinasi ile birlikte Batı Edebiyatı'na ne oldu? Gitti. Arkadaşlar düz yazılarında da Sanat Karhanemi diye kullanılır. Ve yeni edebiyata geçtikten sonra Şinasi etkisinde, yenice olduktan sonra eski hiç ölmedi. Sürekli divan edebiyatını yerdi. Divan edebiyatına o da şinasi gibi önce şinasi gibi tokat atmaya çalıştı. Değil mi? Peki ben bu arkadaşımız tiyatrolarından bahsetmiştim. Hani Tanzimat döneminin genel özelliklerini anlatırken. Arkadaşlar toplam 6 tane tiyatro eseri yazmıştı. Ve tiyatrolarını birisi hariç hep okunmak için yazmadı hep tiyatrolarını oynanmak için yazdı. Oynanmak için yazdı. Değil mi? Şimdi okunmak için yazdığı tek tiyatrosu uzun olan Celalettin Harzemşah'tır. Tamam, Abdülhakamit Tarhan hep böyle yazıyordu. O zaman sahne tekniği iyiydi, fena değildi. Ve konularını tarihten aldı genellikle kendi milletimiz tarihinden alt. Sadece tiyatrolarından biri, sadece bir tanesi zavallı çocuk katiyen tarih konulu değildir. Bu görücü suylu kaynaklıdır. Birbirlerini sevip kavuşamayan veremolar Şefika ile Atayatlı'dır. Değil mi? Altı tiyatrosu vardı oynanmak için yazıyordu. Sadece okunmak için yazılan Cehaettin Ali Konuları tarihten alıyordu. Tarihten almaya çekiyor tiyatrosu zavallı çocuk. O zaman şimdi tiyatrolar işleyelim. Ve ben de tiyatro hakkında bilgi vereyim. Vatan Yahut silistre. Yanına T yazacağım. Bu ne demek? Tarihi tiyatro demek. Arkadaşlar Vatan Yahut silistre, sahnelenen sahnelenen batılı anlamdaki anlamdaki ilk tiyatro. Peki batılı anlamda yazılan ilk tiyatro şaire verilmesiydi ama o 49 yıl sonra sahnelenmişti. Bak dikkat ederseniz bu hemen sahnelenmişti. Tamam mı? Önemlidir. Vataniyat serisi bizim için ziyadesiyle önemlidir. Peki konusunu nereden aldı derseniz arkadaşlar konusunu Osmanlı Rus savaşından aldı. Bak Al sana. tarihi olduğunda ne yapmış oldum ben? Kanıtlamış oldum. Peki bana bakın. Şimdi burada Silistre Kalesi kuşatılmıştır. Silistre Kalesi kuşatılır. Al. Hemen İslam Bey der. Kaleyi kurtarmamız lazım. Beni seven arkamdan gelsin. Silistre Kalesi'ne gideceğiz ve kale komutanı Sıtkı Bey'in kalesini kurtaracağız der. Ve o anda arkadaşlar Hop! Sevgilisi Zekiye vardır. Zekiye, ben de geleceğim Sen der. Sen gelemezsinler Ve kadın savaşı alanında istemez. Bunun üzerine Zekiye al sana Adem olur. Erkek kılığına girer ve kaleyi kurtarmaya giderler. Tabii ki yanlarında Abdullah Çavuş da var. Ve düşman cephanesini patlatıp kaleyi kurtarırlar. O anda nişanlısı Zekiye sürpriz. Ben Zekiye'ydim der. Ve o an İslam Bey'le orada ne yapar? Kucaklaşır. Tam orada, bak aynı zamanda Tanzimat döneminin eserler hakkında da birinci dönem hakkında da bazı şeyler öğrenmiş olacak Zeki'nin meğer yıllar önce kaybettiği babası Sıtkı Beymiş kale komutanı. Ara, bak demek ki Tanzimat birinci dönem eserlerinde tiyatrolarında ve özellikle romanlarında inanılmaz rastlantılar vardır. Rastlantılar çok fazladır. İnanılmaz. Bak bunu da burada ne yapabiliriz? Görebiliriz. Tamam mı? O anda İslam, Zekiye birbirlerine kavuşurlar. Sıtkı Bey bunlar hop evlenir. Tamam mı? Arkadaşlar bu tiyatro sahnelendiğinde halk gaza geldi. Vatan millet hürriyet istiyordu zaten. Halk gaza geldi. Yaşasın vatan dedi. Yaşasın millet dedi. Yaşasın hürriyet dedi. Herkes sokağa döküldü. Ve Namık Kemal'in İbret Gazetesi'nin önüne ittiler. İbret Gazetesi'nin önünde ne yaptılar? Hop çiçek bıraktılar. Ve eyvah dedi. Eyvah dedi. Yoksa milliyetçilik ayaklanması mı başlıyoruz dedi Osmanlı. Korktu. Vatan millet dağılır diye İbret Gazetesi'ni kapattı. Namık Kemal'i sürgüne gönderdi. Demek ki vatan yavrusu Sisre sahnelenen ilk tiyatro olması bakımından önemlidir. Sahnelenme tekniğinin iyi olması, oynanmak için yazılması arkadaşlar bunun en önemli nedir? Yanıdır. Gedik Paşa Osmanlı tiyatrosunda sahnelenir. Demek ki nerede sahnelenmiş arkadaşlar? Gedik Paşa Osmanlı tiyatrosu. Gedik Paşa Osmanlı tiyatrosu arkadaşlar tiyatroculuk tarihindeki önemli bir yerdir ve Burada da Güllü Agop, Güllü Agop ve arkadaşları burada tiyatro, tiyatro, eserlerini sahnelemektedirler. Tamam mı? Gedikbaşı Osmanlı Tiyatrosu o devrin en önemli yeridir. Peki. Diğer neymiş? Cihattin Arzemşah. Bak işareti çakıyorum. T. O Nasıl bir tiyatro o zaman? Tarihi bir tiyatro arkadaşlar. Tarihi tiyatro. Ve arkadaşlar en uzun tiyatrosudur. Diğerleri hep 4 perde, 5 perde, altı perde. Bu gitti 16 perdedir. Ve okunmak için yazılan Namık Kemal'in tek tiyatrosudur. Namık Kemal'in diğer tiyatroları dikkat ettiyseniz hep ama hep niçin yazılır? Oynanmak için yazılır. Ama bu niçin yazılır arkadaşlar? Okunmak için yazılır. Ve bu tarihidir. Cehaddin Harzem Şah daha sonra başa geçer ve Moğollarla mücadeleye girer. Demek ki Cehaddin Harzem Şah'ın Moğollarla mücadelesini anlatır. Peki bu eser yani Cehaddin Harzem Şah. Arkadaşlar mukaddimesi vardır. Mukaddime giriş demektir. Buna mukaddimeyi Celal demiş. Yani Celal'in ön sözü. Yani cehetin her zaman ön söz. Peki bu ön söz romantizmin babası Victor Hugo'nun Cromwell Cromwell ön sözünden etkilenerek yazılmıştır. Yani bu Victor Hugo'nun Cromwell ön sözünden etkilenerek yazılmıştır ve burada roman hakkında bilgi verilir. Tiyatro hakkında bilgi verilir. Tiyatro halka iten mekteptir denir ve romantizm hakkında bilgi verilir. Romantizm hakkında bilgi verilmesi gayet normaldir. Çünkü Victor Hugo romantizmin babasıdır ve Victor Hugo'nun Cromwell ön sözü sanki bir nevi romantizm bildirisidir. O yüzden bunun hakkında ne yapmıştır? Bilgi vermiştir. Tamam Yani Cihattin Harzemşah en önemli özelliklerinden birisi de mukaddimistir. Victor Hugo'nun Cromwell ön sözünden etkilenmiş halidir. Vatan yavrusu tarihi Cihattin Harzemşah'ta tarihi yazdı. Cihattin Harzemşah okurmak için yazılmıştır. Ona dikkat edin. Tamam. Akip Bey. Oo, bu da tarihi. Beş perdedir. Akif Bey vardır. Akif Bey başarılı bir deniz subayıdır. Neresi tarihi? Kurum Savaşı'na gider, Yunan isyanına gider. Hayat savaşlarda geçen bir kişidir. Ve bunun ahlaksız, karaktersiz bir karısı vardır. O da ne diyor? Dirubadır. Amanın dostlar başına değil, düşman başına. Ahlaksız mı? Ahlaksız. Tamam mı? Peki Akif Bey savaşa gittiğinde. Diruba onu sürekli aldatır. Bakar savaştan gelmez. Etrafına Akif Beyin öldüğü duyurusunu yayar. Akif Bey öldü şehit oldu şöyle böyle. Gider yeni birisiyle evlenmeye çalışır. Tam evlenme aşamasındayken Akif Bey gelir. Bunu boşar. Boşadım der. Boşur, boşur, boş ol Boşar bunu. Bunu boşadıktan sonra ne olur? Arkadaşlar Diruba gider istediği bir kişiyle evlenir yeni kocasıyla. Akif Bey öc almak için babasıyla birlikte Dirvan evini basar ve Dirvan yeni kocasıyla vuruşur. Ve orada arkadaşlar Akif Bey hakkın rahmetine kavuşur vuruştuğu kocasıyla Dirvan yeni kocasıyla ikisi de ölür. Ve Dirvan'da Akif Bey'in babası sinirlenir orada öldür. Aha hepsi öldü işte. Ah hepsi öldü. İşte buyurun Akif Bey neresi tarihi hocam? Bu bir dram. Neresi tarihi? Çünkü burada Akif Bey'in savaşta geçen bölümlerde anlatılır. Zavallı çocuk. a a Üç perde. Ve dikkat ettiyseniz T yazdım. kararladım arkadaşlar. Tamam. O zaman zavallı çocuk hakkında bir şey söylemek istiyorum hemen. Namık Kemal'in tarihi olmayan tek tiyatrosu. Tamam. Tarihi olmayan tek Namık Kemal tiyatrosudur. Üç perdedir. E tarihi değil hocam. O zaman görücü usulü arkadaşlar evlilik. Şöyle tam yazayım. Görücü usulü evlilik. Tamam usulü evlilik anlatılır. Peki nasıl hocam? Şimdi gençler bir şefikamız var. Bir atamız var. Bunlar birbirlerini çok severler. Lakin arkadaşlar Şefika'nın ailesi kızını ataya vermez. Görücü usulü başkasıyla evlendirmek ister. İşte bunun üzerine. Ya bunun üzerine peki bu gerçekleşir mi? Hayır. Çünkü üzüntüden o başka birini sevmektedir. verem olur? Ölür. Bak dikkat et. Hep ölüm var. Konular daha basit ve bu tarihi değil. Peki bunun en önemli yanı ne? Hepsi konusun tarihten aldı. Bu tarihten almadı. Arkadaşlar şimdi herkes baksın. Victor Hugo'nun Hernani adlı bir piyesi vardır. Victor Hugo'nun Hernani adlı tiyatrosundan esinlenerek ne yazılmış? Namık Kemal zavallı çocuğu yazdı. Bak, zavallı çocuğu. Demek ki zavallı çocuk konusunu tarihten almadı. Victor Hugo'dan aldı. Namık Kemal'den de Recaizade, Mahmud, Mahmut, Ekrem etkilendi, huslatı yazdı. Yine Namık Kemal'den Abdülhak, Hamit, Tarhan etkilendi, içli kızı yazdı. Vay mübarekler vay. Dikkat ettiniz mi? Herkes birbirinden etkilenir. Demek ki. Zavallı çocuk konusunu tarihten anlıyor. Victor Hugo'nun Hernan adlı piyesinden etkilenerek yazılıyor. Ondan da Namık Kemal etkilendi Hernan'den. Zavallı çocuk. Namık Kemal'den de Recai Adam Mavdekrem etkilendi. Vuslat'ı yazdı. Yine Namık Kemal'den Abdülhakam İhtarhan etkilendi. İşli kızı yazdı. Hepsi aynı konuda karşımıza çıkar. Yani sevip de kavuşamama diyebiliriz. Kara Beş perde. Hint tarihinden alır konusunu Hindistan'daki Türk devletindeki harem ağalarının arkadaşlar üç katçılıktan anlatır. Bak şimdi. Burada padişah var. Padişahın kızı Behrever Bağlı var. Ve onun nişanlısı Mirza Hüsrev var. Bir de hadım edilme unutulan harem ağası var. Harem ağaları hadım edilir. Ama bu hadım edilmesi arkadaşa aradan kaçmıştır. Harem ağası gider, Behrever Banu'ya tecavüz eder. Behrever Banu evlenecektir Mirza'yla. Ve bu acıyla yaşayamaz, intihar eder. Ve sonra Mirza olay öğrenir. Vay sen mi tecavüz ettin, bundan mı öldü Behrever Banu diye? O da onu öldürür. Bak sürekli ölüm var. Teknik olarak arkadaşlar, Namık Kemal'in en başarısız teknik olarak Sahneleme tekniği olarak en başarısız eseri kara veladır. Aklınıza şuradan gelsin. Kara bizim için kötülükleri anlatır. En başarısızdır. Tamam mı? Peki teknik olarak en başarılısı nedir? Gülmü haldir. Gül de bize güzellikleri anlatır. Bu da teknik olarak namı Kemal'in en başarılı tiyatrosudur. Tamam mı? Günler beş perdeden oluşur. Kaplan Paşa vardır. Kaplanpaşa kimdir hocam derseniz arkadaşlar Rumeli Sancak Bey'dir. Ve halka sürekli zırap olur, halk onu sevmez. Hatta Kaplan ailesi de sevmez. Kaplan Paşa'nın kardeşinin çocukları var. Birisi İsmet'tir. İsmet kıskanır çünkü kendi sever herkesten kıskanır. Muhtarı da halk sever. Muhtar da halk sever. Onu da arkadaşlar halk sevdiği için kıskanır. Ama İsmet'le muhtar birbirini sevmektedir. Ve Arkadaşlar Kaplanpaşa bu sevgiye, sevdaya engel olmak ister. Ama İsmet'in dadısı Günyal bu iki genci kavuşturma yalnızdır. Yani siz bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Rumel'de halka zorbalık yapan kim anlatılır dediğim zaman siz bana kim diyeceksiniz arkadaşlar? Kaplanpaşa anlatılır. Tamam Şimdi romancılığa geçmeden. Tiyatroları her zaman sorudur. O zaman tiyatrolar biz şöyle kafamızda bir halledelim. Tamam Şimdi geldik. Bir, Vatan Yahut silistre. sildim. Sahnenin ilk tiyatro İslam Bey, Adem gördüğümüz Zeki, Doğan Gönüllü der gibi Sıtkı Bey. Tamam Sonra konusunu yine tarihten alan Celalettin Harzemşah. En uzun okunmak için yazılan tek. Bununla mukaddime Celal. Ön sözü çok önemlidir. Tamam mı? Geldik. Orada da romantizm hakkında bilgi veriyor. Victor Hugo'nun Cromwell adlı eserinden etkileniyor. Ön sözünden. Akif Bey alaksız dirubanın onu aldatmasını sürekli anlatır. Konusunu tarihten almayan tek eseri Zavallı. Çocuktur. Görücüsü ve evliyi anlatır. O da Victor Hugo'nun Hernane adlı eserinden etkilenerek yazılmıştır. Bak Victor Hugo'nun Cromwell ön sözünden yazılan Celalettin Arzemşah'ın mukaddimesi mukaddime-i Celal. Hernan'dan etkilenerek yazılan zavallı çocuktur. Hatta bu zavallı çocuktan da Recai etkilendi. Vuslat yazdı, Abdülkadir Tarhan etkilendi, işte kızı yazdı. Teknik açıdan en başarısız Hindistan, Hareması, Behrever Banu, Karabela'dır. Teknik olarak en başarılı Rumeli'deki halka sürekli zulmeden Kaplan Paşa da burada anlatır. O zaman bunları bir kafamıza yazalım istedim arkadaşlar. Tamam mı? hadi. Sahnelenen ilk tiyatro. Osmanlı-Rus savaşını anlattı. Bu eser kimin hangi eserdir? Namık Kemal'in Vatan Yavuz Sivis İslam Zeki. En uzun tiyatro. 16 bölümdür okunmak için yazılan tek tiyatrosu. Bu nedir? Cihattin Harzemşah. Ön sözü mukaddimeyi Celal çok önemlidir. Orada nereden etkendi? Victor Hugo'nun Cromwell adlı ön sözünden etkilendi. Tiyatro hakkında, roman hakkında ve en önemlisi romantizm hakkında bilgi verdi. Zaten Victor Hugo'nun bu eserde romantizmin bildirisi gibiydi. Peki. Yine tarihi bir eser. Arkadaşlar Dirubadlı Ahlaksız Kadın Akif Bey ve alt tarafta da Kırım Savaşı ve Yunan isyanı vardır. Tarihi olmayan tek tiyatrosu adı üzerinde zavallı çocuk Şefik Ata ile birbirini sever kavuşamazlar. Bu da Victor Hugo'nun Hernani adlı eserinden etkilendi. Kavuşamama var ve Namık Kemal bununla etkilenerek zavallı çocuğu yazdı. Namık Kemal'in zavallı çocuğundan Recaz Hanım Hamdülküm etkilendi. Vuslat'ı yazdı ve Abdülkam İttaran etkilendi. İşli kızı yazdı. Peki Hint'teki harem ağları dersem Karabela, Behreber bağımlı değil mi? Teknik açıdan en başarısız Karabela. Teknik açıdan en başarılı Gül, Gül yani. Burada da Rumeli'de arkadaşlar. Halka isyan eden Kaplan Paşa yeğenlerini bile sevmiyor İsmet ve muhtar. Bunların kavuşmalarını istemiyor. Ama İsmet'in dadısı Gül Nihal bunları kavuşturmak için mücadele veriyor. Bak ne güzel bitti. Anlattıkça ziyade. Roma, intiba İntibah, intibah. i̇ntibah. İlk edebi romandır gençler. İlk edebi roman nedir? İntibahtır. Ha son pişmanlık diye bilinir. Bu isim kaldırıldı. İlk önce ismi buydu. Sergüzeş'te Ali Bey. Ali Bey'in maceralar. Ali Bey. Genç 23-24 yaşlarında. Babadan çok güzel bir servet kalmış. Çamlıca'da geziyor, yiyor, içiyor. Oh bir eli balda bir eli yadı. Ve Mahbeker adlı bir kadına tutuldu. Bu da kötü kadın, servet avcısı. Mesela seni görüyor zengin, hemen ağırını düşünüyor, paranı yiyor, köşeye atıyor. Tamam mı? Ve arkadaşlar Ali Bey'in anası diyor ki, ana Ali Bey elden gidiyor. Lan başı ver Ali Bey para gidiyor elden. Ve o an hemen bir zeka parıltısı gösteriyor. Dilaşup adlı bir hizmetçi alıyor. Bak esaret var değil mi? Esir olarak anlıyor bunlar, ilk olarak alıyor. <laughs> Ve Dilaşup ne yapıyor arkadaşlar? hop artık Ali Bey'den yavaş yavaş... ...hoşlanmaya başlıyor... ...Ali Bey de ondan hoşlanıyor... ...Abu Mahpeker'e tekmeyi vuruyor... ...Mahpeker diyor... ...Ali Bey gitti... Anam, ...Ali Bey'in serveti de gitti diyor... Abo diyor... ...Ne yapacağım ben diyor... ...Öcal alacağım diyor... ...Ali Bey bir gün köşke çağırıyor... ...Senle konuşacağız diyor... ...Dilâşık duyuyor bunu... ...Dilâşık Ali Bey'in pardesüsünü giyiyor... ...ve arkadaşlar evden çıkıyor... ...ve tam Mahpeker'in çağırdığı köşke giriyor... Ali Bey sanma. Onu Ali Bey sanıyorlar. Ali Bey'in pardesine girdi. Bam 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 vuruyorlar. Ali Bey diyor. Vay efendim siz benim diri aşkımı mı vurdunuz? Benim aşkımı vurdunuz? Bam bam bam. Sonra hepsi arkadaşlar. O da hapiste zaten ölüyor. Buyurun. İlk romanlarda dikkat ettiyseniz on numara bir kalite aramayın. Ama bu fena değil. Edebi roman. Cezmi. Alın size. Cezmi de nedir arkadaşlar? İlk tarihi Roman. O da Namık Kemal'in. Zaman 17. yüzyıl. 17. yüzyılda sipahi cezmi var. Savaşçı. Ve kırmanı Adil Giray var. Bunlar kimle savaşıyorlar? İran nasıl savaşıyorlar? İran Şahı var. İran Şahı kırmanı Adil Giray'ı kaçırıyor. Ve kırmanını kaçırıyor. Ve Şah'ın karısı var. Şehriyar. Şehriyar Adil Giray'dan hoşlanıyor. Bak tek yönlü Adil Giray ondan hoşlanmıyor. Yalnız Adil Giray'la Şah'ın kız kardeşi Perihan birbirlerinden hoşlanıyorlar. Ama bu olamıyor. Çünkü o dönemde Sunni, bunlar Sunni, İran, Şii ister istemez aralarında 17. yüzyılda bir husumet var. Aslında bu roman bir nevi Sipahi Cezmi'nin Adil Giray'a yardımı kahramanlıkları ve onun mücadeleleri anlatır. Aynen bizim Altan Bolu Tarkan gibi bir şeydir sipahi cezbi, tamam mı? Ve burada aslında bir mesaj da verilir. İslam Birliği mesajı da verilir biliyor musunuz bize? Artık Sunni Şii çatışmasını bırakın şeklinde budur. Dikkat ederseniz tarihten konusunu alan bir roman. Çok tarihi tiyatro yazıldı ama tarihten konusunu alan Peki şu eserleri ezberlemeli misiniz? Hayır ama okuyun. Bazı soru bankalar sorabilir. Bunlar Namık Kemal'in tarih eserleridir. Tarih türündeki eserlerdir. Barikayı Zafer, Zafer var. Devri istila, istila etmek var. Evrakı Perişan, Perişanlık var. Kalece, bir kale zaten. Siris'te muhasarası, Siris'te kuşatması demek muhasara. Bu da bir kale. Osmanlı tarih, tarih, konulu eserler var. Çok çıkmasını beklemiyoruz ama yine de bilelim. Hadi burayı bir tekrar edelim. Ben sileyim. Bak. Buyurun. Hop. Hop sildim romanın birini. Hop sildim romanın birini. İlk yediği bir roman Ali Bey'in Mahbeker Dil Hop nedir? İntiba. İntiba ilk yediği bir romandır. Peki bu intibanın diğer adları son pişmanlık ve sevgili işte Ali Bey. Peki Sipahi Cezmi, Kırım Adil Giray'ı anlatan, İran Şahı, Şah'ın karısı Şehriyar ve Şah'ın kız kardeşi Perihan'ı anlatan Sunni bir Şii olgularıyla bunları bırakın artık İslam Birliği mesajı veren Cezmi. Tamam Tarih kitapları da bunlardır. Evet, tiyatroları çıkar, romanları çıkar ama Namık Kemal'i ben şu an tahtayı sildiğim zaman Namık Kemal bitmedi ki. Bitmedi Namık Kemal. Niye bitmedi öğretmenim? Bana bakın şimdi. Herkes iyi dinlesin. Eleştirileri yine sınavda çıkacak niteliktedir. Şimdi iyi bakın. Bir uzun bir eser. Lisanı Osmani'nin edebiyatı hakkında, esere bak hala devam ediyor. Bazı mülahazatı şamildir. Ya bırakın siz bunu ya. Şamildir deyin geçin. Ne deyip geçecekmişsiniz? Şamildirdiğin geçit bana yeter Tamam mı? Arkadaşlar bu çok uzun değildir. Evet ittir Ama eleştiri eseri değildir. Eleştiri eseri olacak kadar büyük değildir. İlk eleştiri yazısıdır. Peki neyi yani? anlatıyor? Osmanlı'da devlet dairelerinde kullanılan dilin çok ağır olmasını eleştiriyor. Tamam mı? Şimdi yazmak istiyor. Tahribi harabat vay 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 kral harabatı tahrip ediyor bu arkadaşlar ziya paşa'nın harabat adlı divan şiir antolojisi vardı değil mi divan şiiri antolojisi vardı bak ziya paşa'nın harabat adlı divan şiiri antolojisini ne yapıyordu? Eleştiriyordu. Peki Ziya Paşa ne yapmış? Hatırlayalım. Şirvin Şah yazmıştı Namık Kemal'le kankayken. Halk candır dedi, divan tükakadır dedi. Burada Harabat'ta ne dedi? Harabat'ta dedi ki, lan divan candır dedi. Halk edebiyatın Allah belasını versin dedi. Halk edebiyatı şairlerine eşya kandırıyor gibi geliyor dedi. Ve bu eserin en önemli yanı tam bir eser olduğu için ilk eleştiri yazısı Şamil'dir ama bu ilk eleştiri eseridir. Eser vakfındadır. Tamam mı? Ve bir de takip vardı. Takip arkadaşlar tahri ve harabatın devamıdır. Onu takip ediyor. Yani şöyle söyleyelim biz. Harabat. Harabat kaç bölümden oluyor diye anlattım ben size. Bir. Mukaddime giriş. Bütün eleştiri burada. Birinci cilt ikinci cilt ve üçüncü cilt. Tamam. Asıl harabatım eleştirildiği diğer mukaddime ve birinci cildi tarihi harabat eleştiriyor. Zaten asıl olay burada. Tamam. Asıl olay burada ve bunlar nedir? Takip de bunları eleştiriyor. Yani aslında tarihi harabatı takip ediyor. Hadi burayı bir tekrar edelim. İlk eleştir eser nedir? Şamildir de geç ya. san Osman'ın Edebiyat hakkında bazı mülazatı Şamildir. Şamildir de geç. İlk eleştiri yazısıdır o. Tamam yazıdır küçük. İlk eleştirisi tarihi barabatı. Ya Paşa'nın harabatını eleştiriyor. Onu takip eden de takiptir. Ne yapabilirim diye bilir. Evet. Hatta ders notunuzda biraz önce anlattığım eser özetleri de zaten mevcuttur. Niye? Hiçbir şeyiniz eksik kalmasın. Eser özetleri kitabını almaya bile gerek duymayın diye. O zaman sizleri seviyorum. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Yeterince uzun oldu değil mi? O zaman görüşmek üzere. Esen kalın gençler.